Evet. Ee, o zaman bir numaraya geliyoruz. Evet. Ee, en faydalı 10 baharat listesinde hocam karanfili seçmişsiniz bir numara. Ya ben karanfili duyduğum zaman üzülürüm biliyor musun? Çünkü bunun canım bu benim ya. Çiçek açmasına fırsat verilmez ya. Tomurcukken toplanır. İşte bunlar hmm. tomurcukları. Bir türlü çiçek açtırmazlar karanfili. Rıp toplanır. Çünkü değeri var. Bu haliyle. Ya işte bilmiyorum. Karanfil çiçeği gerçekten siz söyleyince fark ettim hocam. Gördüm mü acaba ben hiç ya? ya. Bir bakabilir miyiz? Bir karanfil tabii çiçeği ki, resmini. Baksın göstersin. E, bulabilirsek yani. hemen ki buluruz tabii ki. Efendim ishalde ishal bakteriyel ishal veya ülseratif kolit biri atak geçiriyorsunuz. O hemen kortizonu 50-60 mg'a çıkartı verirler işte. İşte geldi. Evet. Burada ishal en son ishal. ishal müthiş etkili. Tatile gittiniz yazın efendim ülseratif kolit veya kron değilsiniz. Ya yani bir kolitiniz var, bir bağırsak enfeksiyonu geçiriyorsunuz. 10 12 tane karanfil. Çiğnemeden yutacaksınız birkaç yudum suyla. Yani günde iki defa en az yapabilirsiniz öğünlerden önce. Hemen dışkı daha aynı gün şekillenmeye başlar. Bunu söyleyeyim. Gelelim başka bir şeye. Bazen insanın gardı düştü derler. Ne demekse ben bu tür kelimelerden de hoşlanmıyorum. Bir bitkinliğin vardır, bir omuzların düşmüştür. Hüseyin deneyin bunu. Saatinize bakın en geç 10 dakika. Çay mı? Evet siyah çay ve içerisine 10-15 tane kuru karanfil atın. Karıştırın bir dakika bekleyin ondan sonra yudum yudum içerken de kuru karanfilden gelen o uçucu yağları da burnunuzdan alın. Bak nasıl zindeleşiyorsunuz. Bak o bitkinlik nasıl ortadan kalkıyor. Kronik bir yorgunluğunuz varsa bu. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyin. Her zaman insan bitkin değildir. Öğleden sonraları özellikle kendinizi bitkin hissettiğinizde yapın. Bakın ne oluyor. Yani böyle bir şey. Evet. Peki hocam sanıyorum yani tamamladık. Bunu bir ara Hollandalılar elinde tek elinde tuttu bunu. Endonezya'da ektirdiler. Dünyaya vermediler. Kontrolünü aman gitmesin diye. Sonunda işte Endonezya bugün dünyada şeydir, en çok karanfil üretilen ülkedir. Yalnız bu arada bir şey söyleyeyim, Türkiye'de olmadığı için ama bizim bunu Anadolu topraklarına getirip çoğaltmamız lazım. Çok kıymetli karanfille nasıl anasonla rezeneyi aynı sıraya koydum? Karanfille de kakuleyi aynı yere koyacaktım. Fakat Türkiye'nin milli bir şeyi olmadığı için yani biz bunu Hindistan'dan ithal ediyoruz. Onun için kakulenin özelliklerini de şu an saymıyorum. Yani evet ben evet. karanfille ilgili söyleyeceklerim e, bu, bu kadar. kadar. O zaman değerli seyircilerimize ben hızlı hatırlatıyorum. Ondan sonra birkaç e, Twitter, Instagram'dan gelen sorularımızı size yönelteceğim hocam. 10 numara Meyan Kökü, 9 numara Tarçın, 8 numara Rezene Anason, 7 numara Kimyon Tohumu, 6 numara Toz Zencefil, 5 numara Reyhan, 4 Kişniş Tohumu, 3 Yabani Kekik, 2 Siyah Hardal Tohumu ve 1 numarada da hocam Karanfil'i seçmişti.